neler olacağı ile ilgili kısa sürelerde soruları soracağız. Onlar da bize anlatacak aracı. Kerem Bey geldi. Kerem Bey, bugün nereye gidiyoruz? Yavuz Bey, hava niye bugün böyle? Bu videoya özel yapan şey ne? Bugün %100 elektrikli bir araç kiralayacağız. Tecrübe edeceğiz. Belki güneş enerjisiyle şarj bile yapabiliriz. Şaka yaptım. Şu an öyle bir konumuz yok. Ama evde yaptığımız şarj aslında güneş enerjisiyle şarj etmek olmuş olacak. Ve stajyer arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çok hevesliler. İnanılmaz bilgiler edindiler. Onlara da soruları soracağız. Onlar da bize anlatacak aracı. Umarım yakın gelecekte de hepsi birer bu araçtan sahip olurlar. Amin. Diye. Bitirseniz be. İyi. Vallahi çok iyi ya. Ya bugün nasıl yağmurlu olur ya? Arabamızı aldık ve ofise geldik. Şansımıza bugün yağmur yağdı. Bu arada şirketimizin 5. yılı. Elektrikli araba kiralayarak 5. yılımızı kutlayalım dedik. Ama tekne de kiralayarak dedik. En azından kötülüğün iyisi diyelim, değil mi? Hadi gidelim. Şu an araba gittikçe kilometresi artmaya başladı enteresan bir şekilde. Bayağı oldu şu an kilometre. 285 gösteriyor. Tuzla'dan, Gebze'den çıktığımızda 301 kilometre civarındaydı. Evet. Şu an 285. Yaklaşık 15 kilometre falan gitmiş gözüküyoruz. Biz şu an aşağı yukarı 80 kilometre falan yol yaptık. 311'de almıştık. Şu an 285. Evet, yani enteresan bir durumun içerisindeyiz. Ama ekonomik modda kullanıyoruz. İşte arabayı zorlamıyoruz. Genelde ben hep şunu söylüyorum. Elektronik ekipmanlarla ilgili, mesela solar inverterlerle ilgili çokça söylerdim ben bunu. Sen ona ne kadar iyi bakarsan o da sana o kadar iyi bakar. Yani çok zorlamamak gerekir. Tabii ki test edebilirsin aracı, spor modu alırsın, basarsın. O ayrı bir konu ama genel sürüşte aracı çok zorlamadığınız zaman bataryalarda onun karşılığını size veriyor bence. Yavaştan sunroof açabiliriz sanki. Açalım mı? Sunroof açma zamanı geliyor sanki. Açıyorum. Olacak. Çözmek çalışıyorum hadi. Şu an bile bence gayet yeterli. Hocam bayağı aydınlandı bu arada. Bence güneş açtı arkadaşlar yani. Evet. Yağmurdan çıktığımız için sevinçliyiz yani hepimiz bence. Bütün her şeyi siliyoruz, sıfırdan video çekeceğiz. Evet. 300 kilometre gösteriyor. 300 kilometre. Biz bu arabayı hiç kullanmadık. Aldığımızdan daha fazla şansı da geri vereceğiz. Enteresan olacak. Şu an bir de sanırım sabitlediniz siz. Şu an efendi gidiyoruz. 80 evet. Kilometre. 302 kilometre menzil gösteriyor. Hı-hı. Aldığımızda da bu kadardı zaten. 311'de aldığımızda. 310 falan. Bozarak öğrenmek istediğimiz kötü bir araç. Gençler, acıktınız mı? Evet. Baktınız mı navigasyonda güzel, bol yıldızlı restoran? Hemen bakıyorum. Nusret'e gidelim hocam. Nusret hocam. Güzelgah üzerinden Nusret var mı? Evet. Olsa da gidemeyiz zaten. Sadece topuk geliyor. Mesleğiniz nedir? Biz bu arabayı şarj edeceğiz ama şu an hava yağmurlu ve elektrik üretimi muhtemelen olmayacak. Peki biz bunu nasıl şarj edebiliriz? Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Öncelikle bakalım, evimizin üstünde biliyorsunuz çatıyı 7/24 canlı yayın yaptığımız için Ömer Erdem, bakar mısınız şu an biz ne kadar elektrik üretiyoruz çatımızda? Şu anda çatıda toplamda 1,5 kW elektrik üretiliyor. Canlı yayınımız da burada. Şimdi şöyle Yavuz, baktığımız zaman havanın açık olması, kapalı olması çok önem arz etmiyor. Çünkü biz aylık olarak mahsuplaşıyoruz. Bu da şu demek, bir ay içerisinde şebekeden kaç kilowatt saat elektrik aldın, bir ay içerisinde şebekeye kaç kWh elektrik verdin? Mesela biz bu arabayı eve bağladık diyelim. 30 kWh elektrik çektik ama havada şu anki gibi sıkıntılı. İşte günlük belki 5 kWh elektrik ürettik. 25 kW açığımız var. Sıkıntı değil. Havanın güneşli olduğu gün o açığı kapatabiliyoruz. O yüzden bir aylık periyotta ne verdi, ne aldı değerlerine bakıldığı için havanın kapalı olması ya da bizim gece bunu şarja takmamız hiç fark etmez. Bu anlamda rahat olabilir. Zaten elektrikli araç yatırımı yapan bir kişi güneş enerjisi yatırımı da bence hemen peşinden yapmalı. Kendi kendini idame ettiren bir sistem kurmuş olur. Hem elektrikli arabasını şarj etmiş olacak hem de evinin elektriğini de karşılamış olacak. Hatta enerji fazlası varsa şebekeye satması dahi mümkün. Hocam sizin sürekli savunduğunuz bir görüş var. Ürettiğiniz elektriği direkt harcayın konusu var. Evet. O elektrikli zaman... araçta tam olarak bunun için biçilmiş kaftan. Hatta ben artık her ay ne ürettim, ne kadar tükettim videolarında elektrikli araç eşdeğer değerlerini de paylaşıyorum. Mesela Mayıs ayında çatımızda 1000 kWh elektrik üretmişiz. O zaman tabii Renault Zoe üzerinden bakıyorduk. Nedense Renault Zoe'yi bulamadık kiralamak için. O araçta 6000 kilometre ortalama gidecek kadar elektrik üretmişiz. Çok ciddi rakamlar bunlar ve maddi değerlerine baktığınız zaman bizim kazandığımız 1000 TL'den çok daha yüksek fiyatlar elde etmiş oluyoruz. Yani bu da aslında şu demek: ne kadar ürettiğini tüketirsen sana o kadar faydası var. Tabii ki enerji fazlasını satmak mümkün. Satmak yerine böyle alternatif yollarda tabii enerji tüketmek her türlü mantıklı. Mesela evin ısıtmasını, soğutmasını güneş enerjisiyle yapmaya çalışmak. İşte mutfakta kullandığımız ekipmanlar, mesela set üstü ocakları doğalgazlı değil elektrikli, indüksiyonlu ocak olarak adlandırılan ocaklar belki alınabilir. Isıtma soğutma, yerden ısıtma soğutma. Mesela sıfırdan bir ev yapıyorsanız elektrik ağırlıklı tüketimleri olan cihazlarla o konforu sağlamak hem kendi başınıza kendi ihtiyacınızı karşılayabilmek anlamına gelecek hem de çok daha konforlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, elektrikli olan tüm evler konforu sağlıyor aynı zamanda. Gitgide zaten akıllı evlere yaklaşıyoruz. Evet, ama akıllı evler böyle perde açıp kapatan evler değil. Yani öyle bir algı var ya. Yani biz akıllı ev satıyoruz. Akıllı ev ne yapıyor? Perdeyi kumandayla açıp kapatabiliyorsun. Cep telefonuyla açıp kapatabiliyorsun. Bunlar çok basit uygulamalar ve birçok okulda, hani örnek vereyim, biz lisedeyken bu tarz uygulamalar yapıyorduk. Yani bir komutla bir şeyi açma kapama, hatta el çırparak işte röleyi çalıştırma, yani bir lambayı açma kapama. Bunlar şey değil yani, böyle çok üst düzey işlemler değil ama günlük hayatımıza entegre yeni olduğu için insanlara çok büyük şeylermiş gibi geliyor. O anlamda da bu tarz uygulamalar hayatımıza girmeli. Güneş enerjisi de akıllı yaşamın çok önemli bir parçası ve ilerleyen yıllar için çocuklarımız için bu işin değişmez bir malzemesi olacak. Yani bir buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bir şey olacak. Yani çatıda güneş enerjisi santralinin olması. Bu arada biz arabamızın şarjı şu an 187 kilometre gözüküyor. Hatta 188'e çıktı. Ayağımızı gazdan çektiğimiz zaman şarj ediyor. Çok keyifli. Şimdi hızlı şarj istasyonunu araştırıyoruz. 16 kilometre sonra aracımızı hızlı şarj istasyonunda şarj edeceğiz. Bakalım bir kahve molası verdiğimizde kaç kilometrelik menzil sahibi olmuş olacağız. Net bir şekilde deneylemiş, tecrübe etmiş olacağız. Ömer Erdem, sizce 10 dakika bu arabayı şarja bıraksak bize kaç kilometre menzil kazandıracak? Bizim şu an gittiğimiz yer 100 kW'lık DC şarja uygun bir yer mi? 50 kW'da mı şarj edeceğiz? Vallahi hocam diye bir değer var. Vallahi hocamla şarj edince yarım saatte doldurur muhtemelen. Hocam uçuyorsun. Basayım mı? Şunları yesin diye. Tek rakibin Türk Hava Yolları. Merhaba BMW. Lütfen tekrar deneyin. Radyo açar mısın? Lütfen, sizi yine anlayamadım. Belki bu örnek komutlar size yardımcı olabilir. Kimsin? Ben sizin kişisel asistanınızım ve her zaman yanınızdayım. Görevim sürüşünüzü mümkün olduğunca keyifli hale getirmektir. Araç fonksiyonlarını ayarlamanıza yardımcı olabilirim ve bilgiler ve önerilerle hizmetinizdeyim. Burada büyük avantaj, fonksiyonları daima gözleriniz bu sırada mümkün olduğunca yolda kalacak şekilde kontrol ediyorum. Beni daha yakından tanımak ister misin? Evet. Valla video için seni yakından tanımak istiyorum. Bizim stajyerlerden daha yakından. Ya işte teknoloji böyle bir şey. Hep böyle bir asistanla video yaptık işte. Merhaba Beyler. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba BMW. Merhaba BMW. Merhaba BMW. BMW yoldan çıkamıyor. Bu hızlı şarj değil ki. Hadi. Kaç kilowatt bu? Ya bunlar ufaktır ya. AC şarjlar hatta bunlar. Yüzümüz bilmeyecek mi? Şimdi biz şarj istasyonuna geldik ama şarj istasyonu küçük olduğu için burada şarj yapmayacağız. Yolumuza devam edelim. Zoe yolda kalmış. Yardımcı olalım mı? Elektriğimizi verelim. Elektrik paylaşabiliriz. Evet, şimdi şarj istasyonlarımıza geldik. Benzin deposu ne tarafta bunun? Sağda. Benzin değil ama elektrik deposu. Kerem Bey'le şarj edeceğiz arabayı. Temmuz, Ağustos, Ocak, Şubat. Buraya takabiliriz. Bu kadar. Şimdi kartımızı okutup doldurmaya başlayacağız. Evet, şu an başladı şarjımız. Arabamız şu an %33 dolu değil mi Kerem Bey? Evet. 120 kW yavaş yavaş artacak. Bakalım 120'ye kadar gelecek mi? Şu an 70 kW çekiyoruz. Batarya doldurulan güç 0.4 kWh. 0.5 oldu. Evet, şu an araç %98 doldu. Yaklaşık 50 dakikadır buradayız. 50 kWh 50 dakika, kalan süre 17 diyor ama biz beklemeyeceğiz. Çünkü %98'den 100'e gelmesi çok da önemli değil. Şimdi evimize tekrar geri dönüyoruz. Evet, şarj kablosunu çıkartabilirsiniz diyor. Olur. Kerem Bey, yaklaşık 300 kilometredir yollardayız. Nasıl sürüş deneyimi? Anlatmak ister misiniz? Kamyon şoförü gibi hissediyorum. Full konfor var. Güzel, gayet. Yorucu tabii ki. 300 kilometre az değil ama araç bizim adımıza her şeyi kolaylaştırmış. Gayet güzel, başarılı. Elektrikli araç deneyimi gerçekten dizel, benzin, yani bambaşka bir nokta. Tekrar eski araca nasıl döneceğiz? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Ama hakikaten elektrikli araç bu. Yok işte uzun yolda şarj olur mu, şarj yeter mi vesaire şu bu. Hakikaten çok bence gereksiz. Muhtemelen de hiç daha önce elektrikli araç kullanmayanların acaba böyle olur mu, şöyle olur mu diye düşüncelerinden oluşuyor. Çünkü sabahtan beri görüyorsun. Araç kendi kendini şarj etme özelliğiyle beraber rakamlar bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor ama yol bitmeye yaklaşıyor. Özellikle de yeni nesil batarya grupları da araçlara entegre edilince 1000 kilometre menziller çok uzak değil bunlar. O zaman da artık nerede şarj edeceğim, nasıl şarj edeceğim konusu da ortadan kendiliğinden kalkmış olacak. Bence bu dönüşüm bayağı hızlı olabilir elektrikli araçlar konusunda ama tabii ki vergiler konusu, ÖTV konusu, işte teşvik mekanizması, belki bu elektrikli araç şarj istasyonlarına verilen teşviklerin bir benzeri evlere kurulacak olan şarj istasyonları, aynı zamanda çatılardaki güneş panelleriyle beraber bir teşvik mekanizması içerisine alınırsa çok da hızlanabilir bu durum. Bence böyle olursa harika olur. Peki abi, Bol'dan çıktığımız zaman yüze kaçta çıkmıştık? Yüze kaç kilometre vardı? Valla %97 ile çıkmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Araçta da o zaman 290 civarında sanırım menzil gösteriyordu kilometre. Ama yola bir çıktık, kilometre bir 330'lara falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Arabayı havalimanından aldığımızda 311 kilometre civarındaydı. Evet. Ondan daha fazla şarj elde etmiş olsun. Enteresan bir şekilde. Ya bir de araç o güveni size sağlıyor. Yani eyvah ne yapacağım, hemen kilometreler bitiyor, menziller azaldı, şarj istasyonu bulmalıyım gibi bir moda da sokmuyor sizi. Yani o güveni veriyor. Ve kendi kendine yolda giderken de şarj edilebilir olması hakikaten işimizi çok kolaylaştırıyor bence. Stajyerlerimiz ne düşünüyor acaba? Kamerayı açtığın için sessizliğe büründüler yine. Elektrik şarj konusuna gelirsek, ben beklediğimden daha hızlı sürdü. Ben daha uzun şarj olur diye bekliyordum. Gayet konforlu, kaliteli, harika. Yolculuk için BMW. Reklam hemen. Evet, sırada hangi arabayı kiralamamız var? Ne yapacağız? Porsche. Porsche Taycan. Tabii şimdi hayaller, gerçekler var. Hocam siz bana Porsche demiştiniz galiba. Ben ona harbiden inandım. Demek hocam, Porsche dedim, inandın he. Bak şimdi kendimi kötü hissettim. Hocam olsun, BMW'de yani kötü değil. Kötü değil zaten. Ne yapalım, elimizde bu vardı ya gençler. 3 haftadır ne araştırıyorsun? Ya 3 hafta değil bir kere. 3 hafta değil, 1 hafta. Erdem sadece ix3 odaklı çalıştı. Arabanın kilosundan işte bagaj hacmine, her türlü detayı öğrendi. Ama Ömer, bütün elektrikli araçlar, hibrit araçlar değil mi? Şarj konusunda hiç zorluk çektik mi gençler? Nasıldı? Hayır. İlk defa arabayı şarja takıyorduk ama çok da zorlanmadık yani. Baktığında kartı okut diyor. Al buradan prize tak diyor. Fişe tak diyor. Kabloyu al, arabaya bağla. Sanki telefonu prize takar gibi, şarja takar gibi taktık arabamızda. Çok rahat. Gerisini zaten kendi halletti. Evet. Biz bir de bayağı durduk aslında. O kadar da durmamıza gerek yoktu. %80 şarj olup da dönebilirdik. Ama illa bir 96-97'ye kadar gitmesini bir görelim dedik. Onu da tecrübe ettik. Toplamda 1 saat kadar kaldık. 40 dakika orada kalabilirdin. %80'i şarj edip hemen çıkabilirdik yani. Bence oldukça makul süreler. Ki bununla ilgili de çalışmalar var. Bir video yapmıştım. Volkswagen'in Power Day diye bir etkinliği vardı. Orada 1 saat boyunca batarya teknolojilerinden bahsettiler. Neler yapacaklarıyla ilgili. 1 saatte şarj istasyonları konusunda neler olacağıyla ilgili anlatım vardı. Yani olabildiğince kısa sürelerde arabayı %80 şarja getirme üzerine kurulu bir mantalite vardı. Yani bunlar çok uzun değil. 3-5 yıl içerisinde çok rahatlıkla hayatımızın içerisinde göreceğimiz şeyler. 5-10 dakika içerisinde arabayı %80 şarja getirebileceğiz. Bugün bile yarım saatte bunu yapabiliyoruz. Bu arabanın kitapçığında ne yazıyordu? 34 dakikada mı %80'e geliyordu? Evet, yarım saatte. 150 kW'lık hızlı şarjla. Evet, 120 yine hocam. Telefonu böyle koysam. Bence arabayı sürerken daha hızlı şarj ediyoruz biz. Şu an araba 270, 271, 72 gidiyor yani yukarı doğru. Oy. Biraz önce 270'ti, şu an menzil 279'a çıktı. 280'e çıktı. Evet. 282 şu anda. Bu yolda var ya, çok radar oluyor biliyor musunuz? Öyle böyle değil yani. araç içeri de ses vermiyor. O tarafı da güzel. Yani çok hızlı gidiyorsun. Sonuçta dışarıdan içeri bir ses alır araç. Olabildiğince minimum. O anlamda da güzel. Tabii bu tarz markalar boşuna böyle marka olmuyor. Yani belli bir standardın üstünde oldukları için zaten BMW oluyorlar, Mercedes oluyorlar ya da büyüklerden diğerleri oluyor, biliyorlar. Sport modu aldığımız için yoldaki bütün EGB'ler, yoldaki pürüzler direkt arabanın içerisine çok daha ciddi şekilde alıyor, hissediyorsun onu. Benim de sanki o avantajlar ayarları vardı. Karakteristiğini değiştirebiliyorduk sanki. Evet. Şu an hiç değiştirmedik. Var olan neyse onu kullanıyoruz. Evet. Spor moduna ait bir avantajlar. Spor modu seçtik. Sadece araçta spor modu tuşuna bastık. Ortalık hakikaten karıştı. Evet, demek ki ısrarcı olup güneşin peşine gidersek güneşi de bulabiliyormuşuz, değil mi? Evet. Birlikte zaten yazdık. Abim sağ olsun, Ömer sağ olsun, bir de Kerem Bey sağ olsun. İnşallah koltuğumun içine girdim. Video alıyordum. Uçak gibi ya. Zor mu? Zor mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Hocam bu ses kesin zordur. Aracın motorundan mı geliyor yoksa başka bir yerden mi geliyor? Oğlum, elektrik ses, elektrik ses değil mi hocam işte bu? Elektriği çok basınca. Hayır. Bence bu ses özel olarak tasarlanmış bir ses. Özel tasarlanmış ses olabilir, evet. Aracı başlatırken ve kapatırken de ses geliyor ya. Evet. Normalde öyle bir ses aslında elektrikli motorda yok. Ama arabanın çalıştığını da bizim bir şekilde anlamamız gerekiyor. Çünkü hiçbir ses yok. Özellikle dizel araç kullanan arkadaşlar çok ciddi zorluk çekerler bu arabayı kullanmaya başladıklarında. Bu ses olmasa. Bugün güzel bir videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Yeşil bir yerde bitirelim istedik. %100 elektrikli arabamızla bugün uzun bir yol yaptık. Şehirler içi, şehirler arası yol yaptık ve test etme fırsatımız oldu. Gerçekten güzel bir deneyimdi bizim için de. İlk defa elektrikli araca biniyoruz dördümüzde. Bu bilgi doğru herhalde. Gerçek anlamıyla bizi çok tatmin ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki çok üst düzey premium segment bir elektrikli araçtan bahsediyoruz. Bu memnun etmeyecek de hangi araba memnun edecek? İşin başka bir boyutu. Ama hakikaten elektrikli araçlar, şarj istasyonları, işte arabanın batarya süresi, yolda giderken dahi kendiliğinden şarj edebiliyor olması, mesafeyi, menzili uzatabiliyor olması hakikaten bizleri çok memnun etti. Hakikaten şaşırttı da diyebiliriz. Siz de fikirlerinizi söylerseniz günün sonunda nasıldı? Evet, bugün 400 kilometre yol yaptık. Sanki bir ilçeden ilçeye gidiyormuşuz gibi, sanki normal işe gidip geliyormuşuz gibi hissettirdi. Gerçekten rahattı ve elektrikli olmasının en büyük artısı sessiz olmasıydı. Yol boyunca sadece müziğin sesi vardı. Güzel de kayıtlar aldık. Evet. İnşallah güzel de onları derleyeceğiz. Bence harika bir içerik olacak. Hem bilgilendirme amaçlı şeyler de koyduk içerisine. Stajyer arkadaşlarımız da Erdem, Ömer özellikle bu konuya bayağı çalıştılar. Hem araç özelinde çalıştılar hem de elektrikli araç çeşitleri hakkında çalıştılar. Bu videoda her şeyi bulabileceksiniz. Sen de bir şeyler söyle istersen Ömer, sonra da videoyu bitirelim. Valla ben de Erdem abiyle aynı düşüncelerdeyim. Çok iyiydi. Yani belki de bir daha yaşayamayacağımız bir şeydi ama yani gerçekten harika bir şeydi. Eyvallah. Erdem, nasıldı elektrikli araba deneyimi? Hoşuna gitti mi? Neler güzeldi, neler kötüydü? Kötü bir şey var mıydı daha doğrusu? Yok. Her şeyi bendim dedin çünkü. Hepsi birbirinden çok güzeldi. 400 kilometre bana 50 kilometre gibi geldi. Yani Erdem abim dediği gibi ilçeden ilçeye gidip geldik gibi. Çok güzel, sessiz, güzel bir araba. Şarj konusu nasıldı? Şarj konusu... Zorluk çekmedik. Aksine daha... Sanki sürekli yapıyormuşuz gibi. Aynen. Kolaylıkla kabloyu aldık, bağladık, değil mi? Evet, bir saat içinde %97'ye geldik ama %0'dan değil. %30'dan. Evet, %30'dan %97'ye geldik. Biz de videoya çekmek için özellikle bekledik. Normalde %80 şarjdan sonra yaklaşık 35-40 dakika içerisinde bu rakama gelebiliyor ve sonrasında yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ben özellikle elektrikli bataryalı araçların işte nerede şarj edeceğiz, nasıl olacak vesaire konusunda söylenenlere öncelikle elektrikli arabaya bir binin, sonrasında bu yorumlarınızı tekrar yapın demek istiyorum. Tabii ki arkamızdaki araç bambaşka bir araç ama daha farklı, daha uygun fiyatlı ekonomik modeller de var. Eminim onlar da benzer mantalitede çalışıyorlar. Çünkü araçlar her şeyden kazanmak üzerine dizayn edilmiş yapılar. ve menzilimiz oldukça bizi şaşırttı, öyle değil mi? 302-305 kilometreyle başladık ve baktığımızda yol devam ederken 330'lara çıktığımızı gördük. Enteresandı açıkçası. Yol uzadıkça sanki menzilimiz artıyormuş gibi geldi bana. Evet, normalde azalması gerekirken. Şehir içindeyken menzilimiz çok hızlı gittiğini fark ettik. Benim en büyük eksim buydu bence. Sadece şehir içindeyken menzilimiz daha hızlı bitiyordu. Çünkü ağır bir araba. 2.2 ton yaklaşık. O yüzden. Ama ona rağmen ivmelenmesi inanılmaz. Yani elektrikli araç hakikaten bu konuda ne benzine ne de dizel araçlara benziyor. Farklı birçok araç kullanmış birisi olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, lafı çok uzattık. Zaten videoda çok uzun olacak. Umarım faydalı olmuştur bu video. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.